Hemen kadere aleyye, kim benim hakkımda böyle bir tevessülde bulunur, yani yalan isnat ederse, tahkir ederse, basitserse, dışlarsa, küçümserse, sözlerimi dikkate almazsa, sözlerimi hayatına geçirmezse ve beni kendilerinden biriymiş gibi, o da postacıydı geldi gitti, o da bizim gibi bir adam diye tahkir ederse, bilmiş olsun ki felyetebevve mak'adehu minen nar, ateşten yerini hazırlasın, cehennemde yerini hazırlasın diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ben öyle aranızdan birisi gibi değilim, ben muhtarım, Mustafa'yım, tercih edilmişim ve seçilmişim. Ben Kur'an'la müşerref olmuşum, vahiyle müşerref olmuşum. Ene nebiyyün la kezb, ene İbni Abdülmuttalib, ben peygamberim, bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in de torunuyum, asrının ve döneminin en asil ailesinin torunu. Onun için beni birilerine karıştırarak hareket etmeyiniz, yani beni aranızda çekişmeyin. Ey ümmeti Muhammed, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı çekişmeye nasıl ama nasıl tevessül edersiniz? İnsanlar için çıkmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Nasıl olur da böyle bir ümmet kendi peygamberini çekiştirir? Şöyle dedi, böyle dedi demeseydi de olurdu. O da bizim gibi bir beşer diye bu kadar küçük nasıl düşersiniz siz? Kur'an onu teyit ediyor. Ma atakumur rasulu fakhuduhu ve ma nahakum anhu fantahu. O size neyi getirmişse onu ediniz, onu yaşayınız. Ve sizi neden sakındırmışsa ondan sakınınız. Kim o? Kime bu ruhsat verilmiş? Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Onun için bana kendi aranızda biriymiş gibi muamele etmeyin diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Kendi aranızdaki Ahmet Muhammed'le karıştırmayın beni diyor. Size düşen ayeti kerimeyle sabittir. İtaat etmektir. Biliniz ki kim hakkımda yalan konuşur, beni çekiştirir, kendilerinden biriymiş gibi görür, yerini cehennemde hazırlasın diyor. Yerini cehennemde hazırlasın. Onun için böyle cesur insanlarla karşılaşıyoruz bugünlerde. Yerini cehennemde hazırlama noktasında hiç tasası olmayan, hiç derdi olmayan ve sadece işi gücü efendim Kur'an'ı anlamsız, Kur'an'ı ahkamsız, Kur'an'ı gayesiz etmek için Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı basitleştirmek. Bakınız, Osmanlı padişahlarının zaferinin altında hangi sır yatar biliyor musunuz? Efendimizin sevgisinin sırrı yatar. Ehl-i Beyt'in sevgisinin sırrı yatar. Bilir misiniz? Dönemin meşayihleri, evliyaları kapılarında yatan kişinin aç şu kapıyı da Osman'ımdır içeri gelsin. Geceden gelip edeple sultan kapıyı vurmuyor. Üstadının, şeyhinin kapısını vurmuyor, çalmıyor. Olur ki uykudadır, rahatsız ederim. Olur ki bir ibadet-i hasledir, has bir ibadettedir, rahatsız ederim. Ondan dolayı ne yapar? Kapıyı çalmaz. Ve aç bakayım kapıyı, denilince bakıyor ki bir sultan, bir vezir, bir padişah, bir vali kapının eşiğinde yatmış orada. Yerde yatmış padişah. Sabah namazı akabinde onun arkasında namaz kılıp onun duasını alıp sefere çıkacak. Onun duasını alıp sefere çıkacak. Göreve başlayacak. İşte onlar o, Efendimiz'e olan muhabbetiyle ne yaptılar? Kazandılar. Onun için değerli kardeşlerim, bizler Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşkıyla olmalıyız.